Selam millet, ben geldim. Özlediniz mi beni? Geldim işte. Hoş geldin. Ne o, çok neşelisin. Aa, olmamam için bir sebep mi var? Güzel bir gün ve havada aşk kokusu var. Aşk? Evet, aşk. Her yerde. Ne aşkı kız? Ne oluyoruz? Eda'nın dağıttığı mutluluktan payımızı alıyoruz biz de. Hey, bana bak, yoksa... Şşş, sonra konuşuruz, tamam mı? Hadi çalışma başlıyor, yukarı. Bu kız aşık oluyor galiba. Eda, bekle beni. Tabii ki Norveç firmasının artıları büyük. Bu yüzden de... Lütfen. Anlayamadım. Lütfen Melda. Günlerdir seninle bir akşam yemeği yiyebilmek için uğraşıyorum. Ve sen baş başa kaldığımız bu anda bile iş konuşuyorsun. Anı yaşasan, her şeyi oluruna bıraksan. Bir kerecik ha? Özür dilerim. Alo. Hazır mı raporlar? Çok güzel. Hemen Feyyaz Bey'e ve Harun Bey'e de hazırlayın. Ayrıca... Ben arayacağım sonra sizi. Harun? Harun? Bak, istemiyorsan açık açık hayır de bana Melda. Gözlerime bak ve istemiyorum seni de. Böyle yapma Harun, ne olur. Nasıl yaptın? Bana cevap vermek için daha neyi bekliyorsun? Yoksa aklında başka biri mi var? Her neyse açık açık söyle bana. Harun lütfen. Öyle olmadığını biliyorsun. Bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum Melda. Evet ya da hayır demek bu kadar mı zor? Ben sadece yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Anlıyor musun? Sen yanlış bir şey yapmazsın. Bana doğruyu söyle Melda. Benden gizlediğin bir şey mi var? Bağırmak istemedim. Abla, yarışmaya geliyorsun değil mi? Hı hı. Nasıl gidiyor çalışmalar? O kadar iyi çalışıyoruz ki. Bu yıl kesin yarışmanın birincisi biziz. Hadi bakalım. Abla. Efendim. Diyelim ki hayatında biri var. Ve onu her gördüğünde heyecanlanıyorsun. Hep onun yanında olmak, onunla sohbet etmek istiyorsun. Ondan ayrı kaldığın anlarda bile onu düşünüyorsun. Ve bu duyguları hayatında ilk defa tadıyorsun. Evet. Sence bu nedir, aşk mı? Sen bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Ben biriyle görüşüyorum abla. Ne? Okuldan mı? Yok, okuldan değil. Hani sana anlatmıştım ya, alışveriş merkezinin önünde, otobüs durağına giderken biri üzerime su sıçratmıştı ya. Sonra da kuru temizleme için telefonumu almıştı. Evet. Ne yani, çıkmaya mı başladınız? Evet. Nasıl biri peki? Son derece efendi, kibar ve yakışıklı. Ve seni de oldukça etkilemiş gibi. O da hoşlanıyor benden. Nereden anladın? İtiraf etti. Benimle tekrar görüşmek istiyor. İşte seninle sohbet çok hoşuma gidiyor. Yanlış anlamazsan yine görüşmek isterim filan. Dikkatli ol Eda. Sen insanların niyetini anlayamayacak kadar safsın çünkü. Aman, sana anlatan da kabahat. Hiç de saf değilim.